Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli kimya öğretmeni Ümit Kantoğlu. Bugün sizlerle 11. sınıf kimya dersi 2. dönem 2. yazılıya hazırlanmayla ilgili hazırlamış olduğumuz soruları çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Evet, soru 1. Aşağıdaki numaralı boşluklara yukarıdaki tabloda verilen bilgilerden hangilerinin yazılması en uygun olur? A. Kimyasal bir tepkimede tepkenlerin birbirleriyle uygun geometrik doğrultuda ve yönde ve yeterli kinetik enerjiyle çarpışmalarına etkin çarpışma denir. Doğru açıda ve yeterli enerjiye sahip olduğunda bu tanecikler çarpıştıklarında ürüne dönüşecektir. B. Tepkime gerçekleşirken oluşan kararsız maksimum enerjili ara ürüne aktifleşmiş kompleks denir. Yine aktifleşmiş kompleksi bu tip grafiklerde şu üst kısımlarda yazılı olarak görebiliriz. Etkin çarpışmanın gerçekleştiği anda kısa süreli bu kompleks oluşur. C. Tepkimenin gerçekleşebilmesi için tepkimeye girenlerin sahip olması gereken en düşük enerjiye aktifleşme enerjisi denir. Yine aktifleşme enerjisini aynı grafikte şurada görüyoruz. C. Bir tepkimede birim zamanda madde miktarındaki değişme tepkime hızı denir. Tepkime için azotun azalma hızı, derişimdeki azalma hızı onun için eksi konulmuş. Hız için hani eksi değer kullanılmadığı için oraya eksi işareti kullanılmış. Burada da hidrojenin yine azalma hızı azaldığı için yine şuraya eksi değer kullanılıyor. Şurası eksi bir değerdir. Burası eksi olduğu için bu ikisinin çarpılması sonucunda artı değer almış oluyor. Burada da NH3'ün artış hızı olduğu için zaten artı değerli durumda olduğu için ona herhangi bir işaret konulmuyor. Diğerine bakalım. Kimyasal tepkimelerin hızı ile tepkimeye giren maddelerin derişimler arasındaki ilişkiyi gösteren bağıntıya hız denklemi denir. Burada da hız denklemi biraz öncekinden farklı tepkime hızıyla buradaki hız denkleminde de şurada görüldüğü gibi derişimler ve hız sabiti kullanılarak buradan yine hız hesaplanıyor. Çok basamaklı tepkimelerde tepkimelerin birinde ürün olup sonraki tepkimelerin herhangi birinde tepkimeye giren olan maddeye ara ürün denir. F. Tepkimelerin aktivasyon enerjilerini düşürerek tepkimeyi hızlandıran ve değişmeden çıkan maddelere katalizör denir. Evet, burada da katalizörlerin etkisini hatırlayalım. Ne yapıyordu? Eşik enerjisinin değerini düşürüyordu. Eşik enerjisi bu haldeyken, yüksek enerji gerekirken, yani şurada. Katalizör sayesinde eşik enerjisi düşüyordu ve bu sayede tepkime hızı artıp ürünlere geçiş kolaylaşıyordu. G. Bir tepkimede reaksiyona giren molekül sayısına molekülarite denir. H. Birden fazla tepkimenin toplanmasıyla oluşan tepkimelere çok basamaklı tepkimeler denir. Burada iki basamaktan oluşuyor. Bir yavaş basamak, burada bir de hızlı basamak. Bunlara, bu tip tepkimelere çok basamaklı tepkime deniyor. Aktifleşmiş kompleks ile ürünlerin enerjileri arasındaki farka geri aktivasyon enerjisi denir. Soru 2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise D, yanlış ise Y harfi yazınız. Yanlış olan ifadenin doğrusunu yazınız. Bilgi 1. Bir tepkimede sıcaklık arttıkça eşik enerjisinin değeri değişmez. Eşik enerjisini aşan tanecik sayısı artar. İfademiz doğru. Hatırlayalım. Sıcaklık arttığında buradaki şu kırmızıyla gösterilen grafikte sıcaklığın arttığı, eşik enerjisinin bulunduğu yer burası. Buradaki alan, şurada grafimizde görüldüğü gibi sıcaklık arttığında eşik enerjisinden geçen ve ürüne dönüşen madde miktarının arttığını görüyoruz. Diğerine göre, daha düşük sıcaklığa göre. 2. Heterojen tepkimelerde temas yüzeyi değiştiğinde hız sabiti
Değişir. Doğru. Burada da yine bu görselden hatırlayalım. Magnezyum şerit, hidroklorik asit içinde. Burada da magnezyum tozları toz haline getirilmiş. Temas yüzeyi arttığı için tepkimenin hızı artacağından oluşan, tepkime sonucunda oluşan hidrojen gazları, buradaki gazlar, hidrojen gazları, buradakiler de yine hidrojen, sayısı, yani hızı, oluşum hızı artacaktır. İfademiz doğru. 3. Katalizör tepkimenin aktifleşme enerjisini azaltarak tepkimeyi hızlandırır ve değişmeden tepkimeden çıkar. Doğru. 4. Kimyasal tepkimelerde oluşan tüm aktifleşmiş komplekslerin tamamı ürüne dönüşür. Evet, bir kısmı ürüne dönüşür, bir kısmı aktifleşmiş kompleks halinde tekrar giren maddeler haline dönüşür. Aktifleşmiş kompleks haline geldi. Yeterli enerji varsa, daha doğrusu etkin çarpışma gerçekleştiyse ürünlere dönüşür. Etkin çarpışma gerçekleşmediyse tekrar giren maddeler yönünde hareket eder. Çok kademeli tepkimelerde hız ifadesi denklemi net tepkimenin girenlerine göre yazılır. Yanlış. Çok kademeli tepkimelerde hız ifadesi yavaş adımın girenlerine göre yazılır. Evet, burada da çok basamaklı bir tepkimemiz var. Parantez içinde burada yavaş yazmış, burada da hızlı. Yavaş olan basamağa göre hız belirlenir. Tepkimenin hızı belirlenir. Onun için hız denkleminde sadece yavaş basamağın konsantrasyonları kullanılır ve katsayıları kullanılır. 6. Denge tepkimelerinde maksimum düzensizlik eğilimi ve minimum enerji eğilimi zıt yönlü çalışır. Buradaki ifade nedir? Onu inceleyelim. Doğru bu arada. Buradaki tepkimeye baktığımızda minimum enerjili taraf ne taraf? Ürünler mi? Tepkimeye girenler mi? Minimum enerjinin olduğu taraf bu taraf. Minimum enerji. Çünkü burada enerji açığa çıkmış. Enerji vermiş. O zaman maksimum, minimum, minimum enerji. Enerjinin olduğu yer burası. Peki maksimum düzensizlik ne taraf? Maksimum düzensizliğe baktığımızda burada iki tane tanecik var. Tepkimenin sağ tarafında, tepkimenin sol tarafında ise bir burada, üç de burada, dört tanecik. Burada ise iki tanecik. Maksimum düzensizlik bu tarafta. Maksimum düzensizlik. Şurayı. Evet, şu şekilde yazalım. Haliyle bu şekilde dengede kalmış oluyor bir tepkime. 8'e geçelim. Denge sabiti ileri hız sabitinin geri hız sabitinin oranına eşittir. Evet, doğru. Buradaki tepkimeyi görüyorsunuz. İleri hız denklemi burada. Geri hız denklemi de burada. İleri hız sabitiyle geri hız sabitinin bölünmesi sonucunda denge sabitini bulmuş oluyoruz. 9. Le Chatelier ilkesine göre dengeye dışarıdan bir etki yapılırsa denge bu etkiye zıt yönde tepki gösterir. Doğru. 10. Denge sabiti KC sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyiyle değişir. Yanlış. Denge sabiti sadece sıcaklıkla değişir. Diğerleri sadece dengeye ulaşma süresini kısaltır. Diğer soruya geçiyorum. Üçüncü soru. Aşağıda verilen bilgileri karşılarında bulunan uygun kavramlarla eşleştiriniz. 1. Her maddenin yapısında depoladığı toplam enerjidir. Isı kapsamı, potansiyel enerji, tepkime ısısı. Cevabımız İ seçeneği entalpi. 2. Bir tepkimenin başlaması için gereken minimum enerjidir. F seçeneği aktifleşme enerjisi. Hatırlayalım, aktifleşme enerjisi bu.
kadarlık bir minimum enerjiye sahip olması gerekiyor. Eşik enerjisini geçebilmesi için. Evet. 3. Kimyasal tepkimelerde maddelerin enerjileri düşürmeye yönelik gösterdikleri eğilimdir. H seçeneği minimum enerji eğilimi. 4. Tam verimli olmayan ters sinir tepkimelerdir. Bunu da hatırlayalım. Ters sinir tepkimeler, yani çift yönlü gördüğünüz tepkimelerin hepsi ters sinir tepkimelerdir. Bazen dalgınlıkla ya da yanlışlıkla bu tip tepkimeleri tek yönlü gösterildiği olabiliyor. Ancak burada çift yönlü gösterilmesi gerekiyor. 5. Bir tepkimede bir proton alışverişiyle birbirine dönüşen maddelerdir. A seçeneği konjüge asit baz çifti. Burada proton hidrojen artı iyonu proton olarak adlandırılır. Aynı zamanda hidrojen iyonu. Hidrojen iyonu veren asit, alan ise baz. Burada hidrojen iyonu verdiği için asit, diğeri aldığı için baz. Burada da hidrojen iyonu veren bu sefer buradaki hidronyum iyonu, alan da baz. 6. Suyun kendi kendine iyonlaşmasıdır. C seçeneği otoiyonizasyon. Bu nedir? Otoiyonizasyon, su molekülleri yine hidrojeni alıp, buradaki elektronlar da buradaki oksijene kalıyor. Ve bu şekilde hidronyum iyonu ve hidroksit iyonu, buradaki hidroksit iyonu şöyle daha çok bu şekilde gösteriliyor. Buna da H3O artı şeklinde otoiyonizasyon adı veriliyor buradaki. 10 üzeri eksi 7 mol bölü 1 litre. Yani 1 litre suda 10 üzeri eksi 7 mol hidroksit iyonu var. Saf sudan bahsediyorum. 10 üzeri eksi çok küçük bir miktar. Mol bölü 1 litre. Ve hidronyum iyonu var. Bunlar saf su için birbirine eşit. 7. Suda iyi çözünen ancak kısmen iyonlaşabilen asittir. Zayıf asit. D seçeneği. Zayıf asitlerde çift yönlü okla gösteriliyor. Tamamıyla iyonlarını ayrışmadığı için. 8. Suda iyi çözünen ve tamamen iyonlaşan asittir. Bu da E seçeneği, kuvvetli asit. Buna da örnek olarak hidroklorik asiti verebiliriz. Burada da dikkat edeceğimiz husus, bakın zayıf asitten farklı olarak burada tek, yani sağa doğru tek yönlü bir ok vardır. Çift yönlü değil. 9. Hidrojen iyon derişiminin eksi logaritması alınarak türetilen kavramdır. O da pH kavramı. 10. Hidroksit iyon derişiminin eksi logaritması alınarak türetilen kavramdır. O da pOH seçeneğinde verilmiş. Soru 4. 3 tane tepkime verilmiş. Tepkimeleri bilindiğine göre tepkimesinde 16 gram hidrojen gazı oluştuğunda kaç kilojoule ısı harcanır diye sorulmuş. Bu 3 tepkimeyi kullanarak biz alttaki tepkimeyi elde edeceğiz bu soruda. Bunu yaparken tepkimeleri ters çevirebiliriz ve belli katsayılarla çarpmamız gerekir. Daha sonra burada bulduğumuz delta H'yi, bulacağımız delta H'yi 4 mol hidrojen için, 4 mol hidrojen için bulmuş olacağız. Ama bizden ne istiyor? Bizden 16 gram hidrojen, yani 2 gram bölü mol olduğundan 8 mol hidrojen için oluşması için ne kadar, kaç kilojoullük enerji gerekir diye sorulmuş. Biz 4 molden haliyle burada bulacağımız değeri 2 ile çarparsak 8 mol hidrojen için gerekli olan enerjiyi bulmuş olacağız. Sırasıyla yapacağımız işler, ilk önce tepkime, birinci tepkime aynen alıyoruz. Hiçbir değişiklik yapmıyoruz. İkinci tepkime 4 ile çarpılıyor. Çarpı 4 diyoruz.
tepkimeyi ters çevirmemiz gerekmiyor. Üçüncü tepkimede ise ters çevirmemiz gerekiyor. Artı üçle genişletmemiz gerekiyor bu tepkimeyi. Tabii bu işlemleri yaparken aynı zamanda delta h'leri de yine burayı 4 ile çarpmamız gerekiyor. Ters çevirdiğimiz için bunu artı 394 delta h'yi bunları topladığımızda 107 kilojül buluyoruz. Sonuçta alttaki tepkimeyi doğru bir şekilde elde ettiğimizi görüyoruz. Bulduğumuz değer 107 kilojül. Kaç mol için? 4 mol hidrojen için 107 kilojül. Ama 8 mol hidrojen için ise biz bunu 2 ile çarptığımızda 217 kilojül sonucunu buluyoruz. Diğer soruya geçelim. Soru 5. A ve B arasında gerçekleşen tek kademeli tepkime ile ilgili yapılan deneyler aşağıdaki gibidir. Deney verileri verilmiş 3 tane. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Tepkimenin hız denklem ifadesi nedir? B. Tepkimede A'nın derecesi kaçtır? C. Tepkimenin derecesi kaçtır? Hız sabitinin sayısal değeri kaçtır? Hız sabitinin birimi nedir? Diye sorulmuş. İlk önce şöyle bir hız denklemi yazıyoruz. A ve B'leri bilmiyoruz. Bunlar soru işareti. Birinci deneyi aldık. Üzerine A ve B bilmediğimiz buradaki katsayıları yazdık. İkinci deneyi aldık, yazdık. Bunları alt alta böldüğümüzde aynı olanlar, konsantrasyonları aynı olduğu için sadeleşiyor ve sonuçta B'yi 1 olarak buluyoruz. B'yi bulmanız için ise bu sefer yine birinci deney verilerini alırız. Daha sonra üçüncü deney verilerini alıp alt alta böleriz. Bunu alırken tabii B'yi 1 olarak bulduğumuz için buralara 1 yazıyoruz. Alt alta böldüğümüzde gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 0, 1 bölü 0, 2, burası 1 bölü 2 olacak. Şurası 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2 üzeri A. Şurada yazılmış zaten. Şurası 1 bölü 2 üzeri A. Ve sonuçta A'yı da yine 1 buluyoruz. Buradan hız denklemimiz A üzeri 1, B üzeri 1 çarpı K hız sabiti, o da eşittir hız. Yani şöyle de yazabiliriz. A çarpı B çarpı hız sabiti hıza eşit. Peki, K değerini sormuş. Ha, bu arada A'da hız denklem ifadesi nedir? Evet, hız denklem ifademiz bu. Tepkimede A'nın derecesi kaçtır? A'nın derecesi 1. Bu 1. Tepkimenin derecesi kaçtır? A ile B'nin toplamı 2'dir. Hız sabitinin K sayısal değeri nedir? Evet, hız sabitinin sayısal değerini herhangi buradan birinci deney verilerini aldım. Hız denklemine yazdım. Daha sonra K değerini, hız sabitini 0,4 bulduk. Ama burada herhangi bir birim yazmadık. Onları da biraz sonra yazacağım. Evet, hız sabitinin birimini sormuş. Burada ise aynı işlemi, yani şu işlemin aynısı bu. Buradaki işlem, üstteki işlemin aynısı. Ama burada birimleri yazarak mol bölü litre, 0,1 üzeri 1 zaten kendisi, yine mol bölü litre. Burada da mol bölü litre saniye hız. Oradan da hız sabitinin birimi 0,4 litre bölü mol saniye olarak buluyoruz. Diğer soruya geçelim. Soru 6. Aşağıda verilen denge tepkimelerinin derişimler cinsinden denge bağıntısını yazınız. A seçeneğinde tepkimeye ilk önce, bu tip sorularda tepkimeye ilk önce bakacağız. Fiziksel hallerin, ilk yapacağımız şey fiziksel hallerine bakmak olacak. Burada gaz, gaz ve gaz. Sıvı ya da katı olduğu zaman onun üzerini çiziyoruz. Denge, daha doğrusu denge bağıntısı içinde yer almıyor. A seçeneğinde o zaman bizim denge bağıntımız ürünler ve onların ürünlerin değişimlerin çarpımı ve onların katsayıları yine üzerine yazılıyor. Burada 2 yazılmış.
Burada da katsayımız 2 olduğu için 2. Burada 1 olduğu için burası da 1. B seçeneğinde baktığımızda evet suda demiş. Tamam. Bunu denge bağıntısı içine yazıyoruz. Bunu da yazıyoruz. Suda demiş. Bu da suda söylüyor. Ama katı bunu denge bağıntısı içinde yazmıyoruz. B seçeneğinde denge bağıntımız yine bu. Katsayılar yine demir için 2 ve demir 3 artı içinde. C seçeneğine bakalım. C seçeneğinde evet burada suda sıvı demiş. Bunu katmıyoruz. Çünkü sabit onunki. Ve suda. O zaman C seçeneğinde denge sabitimizin derişimler cinsinden diyelim. Bu şekilde yazılıyor. C seçeneğinde yine fiziksel hallere bakıyoruz. Gaz, gaz, gaz ve katı. Haliyle bu katıyı denge bağıntısında yer vermiyoruz. 7. soruya geçelim. T sıcaklığında 2 litrelik kapalı bir kapta tepkimesi 6 mol kükürt dioksit ve 6 mol oksijen gazları ile başlamaktadır. Sistem aynı sıcaklıkta dengeye ulaştığında kapta 4 mol kükürt trioksit gazı bulunduğu ve sıcaklık 0 santigrat derece olduğuna göre A. Tepkimenin derişimlere bağlı denge sabiti Kc kaçtır? B'de de Kp'yi soruyor. A ile başlayalım. İlk önce tepkimemizi tekrardan yazdık. Daha sonra bize başlangıçta ne vermiş? 6 mol kükürt dioksit ve 6 mol oksijen vermiş. Sistem dengeye ulaştığında 4 mol kükürt trioksit gazı bulunuyor demiş. Yani burada 4 mol kükürt trioksit. Demek ki 4 mol burada kükürt trioksit oluşması için 2 mol oksijenin harcanması gerekiyor. Yani buradan 4 mol oluşması için buradan 2 mol oksijenin harcanması gerekiyor. Şöyle diyelim. Buraya eksi olarak yazıyorum. Kükürt trioksitten ne kadar harcanması gerekiyor? Buradan 4 mol harcandıysa kükürt dioksitten de 4 mol harcanması gerekiyor. Onu da eksi olarak yazdık. Bunlar harcandığı için eksi. Dengeye geldiğinde bunları topladığımızda 2 mol kükürt dioksit artmış. Oksijenden de 2 mol harcandığı için 4 mol bundan kalmış. Oksijenden artmış. Kükürt trioksitten de 4 mol oluşmuştu. Zaten bunu bize vermişti. 4 mol oluşmuş. Kabımızın hacmi nedir? 2 litre. 2 litre olduğu için biz bunu bulduğumuz mol değerlerini ikiye böldüğümüzde molaritelerini bulmuş oluyoruz. Kükürt dioksitin molaritesi 1 molar, oksijenin 2 molar ve kükürt trioksitin de 2 molar. Kc'yi hesaplıyoruz buradan. 1 molar yazdık. Oksijen, kükürt dioksitin her ikisi de kükürt dioksit olmuş. Şurayı düzelteyim. Evet, kükürt dioksit. Burası 1 molar, oksijen 2 molar ve kükürt trioksit 2 molar. Buradan da Kc'yi 2 buluyoruz. Ayrıca bize Kp'yi sormuş. Kp için bizim formülümüz, bu kitabımızda bu formülün nasıl çıkarıldığını muhakkak bakın. Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n. Delta n nedir? Şöyle göstereyim. Delta n ürünlerdeki katsayı bu 2'den 3'ü çıkardığımızda eksi 1. Oradan da R'miz 0,082, 273 ile çarptığımızda 22,4 çıkıyor. Oradan da Kp'yi 1,11,2 olarak buluyoruz. Kp değerini. Soru 8. Tepkimesi dengedeyken 5 tane maddemiz var. A'da hangilerinde denge tepkenlere doğru bozulur? Şurayı düzelteyim. Sıcaklık. 1. Sabit sıcaklık ve hacimde ortama amonyak gazı ilave ediliyor. Evet, amonyak gazı ilave ettiğimizde tepkime ürünler yönünde mi yoksa tepkimeye girenler yönünde mi hareket eder? Bunu bulmaya çalışacağız. Biz tepkimemiz delta H sıfırdan büyük verilmiş. Bu şu anlama geliyor. Tepkime
Endotermik, yani şuraya artı ısı yazacağız ya da Q, ısı yerine Q da diyebiliriz. Tepkimemizi yazdık. Şimdi bunun üzerinden değerlendirme yapacağız. Ortama amonyak gazı ilave ediliyor. Yani şu ilave edildiğinde, miktarı arttırıldığında tepkimemiz ürünler yönünde hareket edecektir. Bu nedenle ürünler yazıyoruz buraya, birinci de ürünlere doğru bozulur. İkinciye bakalım. Sabit sıcaklıkta kabın hacmi azaltılıyor. Kabın hacmi azaltıldığında, yani basıncı arttırdığımızda, buradaki ürünler bölümündeki tanecik sayısı toplam 4 tanecik var. Burada ise 2 tanecik diyelim. Burada basıncı arttırdığımızda tepkimeye girenler yönünde hareket edecek. 3. Sabit hacimde sıcaklık azaltılıyor. T'yi azalttığımızda sıcaklığı arttırma yönünde tepkimemiz sola doğru kayar. Yani tepkenler yönünde bozulur. 4. Sabit sıcaklıkta ortama katalizör ilave ediliyor. Katalizör ilave edildiğinde dengeye daha hızlı ulaşır. Ama denge, zaten bu dengede olduğu için herhangi bir değişiklik olmaz. Ve son olarak 5. Sabit sıcaklıkta ortamdan hidrojen gazı çekiliyor. Yani hidrojen gazı miktarı azaltılıyor. Onu arttırmak yönünde hareket edecek. Yani ürünler yönünde. A, hangilerinde denge tepkenlere doğru bozulur? Burada görüldüğü gibi tepkenlere göre bozulan 2 ve 3 olarak tespit etmiştik. B, hangilerinde denge sabitinin değeri değişir? Denge sabitinin değişmesi için sadece sıcaklığın değişmesi lazım. Buradaki seçeneklerde sadece sıcaklığın azaltıldığı şuradaki üçüncü ifademizde yer alıyor. Yalnız 3. C, hangilerinde ortamdaki tüm maddelerin derişimi artmıştır? Ortamdaki tüm maddelerin derişimleri 1 ve 2'de. Sabit sıcaklık ve hacimde ortama NH3 eklenmesi miktarı artıyor. Hem bunun miktarı artıyor. Tepkime sağa doğru kaydığı için bir de amonyak ekledik. Hem amonyağın miktarı arttı. Artı tepkime bir de sağa kaydı. Bunların da miktarı arttı. İkide ise sabit sıcaklık kabın hacmi azaltılıyor. Kabın hacmini azalttığımız zaman derişimlerde artışı olacak. Hepsinde hem amonyakta değişimde artış olacak, hem azotta hacmi azalttığımız için. Hacmi azalttığımızda tepkime sola doğru kayıyor, fakat hepsinde bir derişimlerinde artış gerçekleşiyor. Ç, şurayı düzelteyim. Hangilerinde denge herhangi bir yöne kaymaz? Burada da herhangi bir yöne kaymayan, denge değişmez, dördüncü ifademizde. Orada da katalizör kullanıldığı için. Soru 10. Bir tepkimenin hız sabiti, bir sıcaklık, iki katalizör, üç temas yüzeyi verilen özelliklerden hangilerine bağlı olarak değişir? Sıcaklıkla başlayalım. Sıcaklığı arttırdığımız zaman hız artacak. Bunu da bu grafikten hatırlayalım. Eşik enerjisini geçen buradaki molekül sayısı artacak. Bu nedenle K sabiti de artacak. Katalizör kullandığımızda ne yapacaktı? Bu da eşik enerjisini düşürdüğü için yine tepkimeyi hızlandıracak. Tepkimenin hızlanması, yani K sabitinin artması anlamına geliyor. Bu da hızlandırır. 3. Temas yüzeyini eğer biz arttırırsak, ki bunu hatırlarsınız, burada magnezyum şeritlerini biz toz haline getirip tepkimeye soktuğumuzda tepkime daha hızlı gerçekleşecek. Hidrojen gazları daha hızlı açığa çıkacak. Bu da yine K sabitinin artmış olduğu anlamına geliyor. Hız sabiti artmış olacak. Yani sonuç olarak hız sabiti sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyiyle değişir. Doğru cevabımız E seçeneği. Soru 11. Tepkimesine göre 2 litrelik kapta 10 mol etilen gazı ile başlatılan tepkimede 30 saniye sonra ortamda 4 mol etilen gazı kaldığı belirleniyor. Buna göre karbondioksit gazının ortalama oluşma hızı kaç mol bölü litre saniyedir?
Evet, 2 litrelik kabımız var, 10 mol etilen gazımız var, 4 mol etilen gazı kalmış. Aradaki fark kadar yani 6 mol etilen gazı harcanmış. Peki 6 mol etilen gazı harcanmışsa, şurada 6 mol harcanmışsa ne kadar karbondioksit oluşur? Onu bulacağız. Burada 1'e 2 oranımız var. Yani 1 molde 2 mol oluşuyor. 6 molde 12 mol oluşur. Yani karbondioksit miktarını bu şekilde buluyoruz. 12 mol olarak bulduk. Tabii bize kaç mol bölü litre saniye, yani burada mol bölü litremiz var. Derişimler cinsinden soruyor. Biz bunu 2 litreye bölmemiz gerekiyor. 12 molü. Onu da böldüğümüzde karbondioksitin derişimini bulmuş oluyoruz. 12 bölü 2, o da eşittir 6 mol. Oradan da karbondioksitin oluşma hızı eşittir. Karbondioksit de şöyle yazalım. Hız. Karbondioksit oluşan karbondioksit bölü delta T. Ne kadarlık zaman geçmiş? Delta T'yi bize 30 saniye vermiş. Birimde de zaten saniyesi olmuş. Oradan 6 mol bölü 30 saniye böldüğümüzde 1 bölü 5 eşittir 0,2 birimini de yazacak olursak bu şurası mol bölü litreydi. Şurada bir düzeltme yapayım. Pardon, mol bölü litreydi. Şurası litre çünkü. Mol bölü litre. Haliyle mol bölü litre çarpı saniye. 0,2 cevabımız. Diğer soruya geçelim. 12. soru. Tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinatı diyagramı yukarıda verilmiştir. Buna göre tepkime için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İleri yönde aktivasyon enerjisi 98 kilojüldür. Bakalım 118'den 20'yi çıkardığımızda 98 kilojül buluyoruz. Birinci A seçeneğimiz doğru. B, ürünlerin potansiyel enerjisi 96 kilojüldür. Ürünlerin potansiyel, yani buradaki ürünlerin potansiyel enerjisi şurada gördüğü gibi 96 kilojül. Bu da doğru. Tepkime entalpisi eksi 76 kilojüldür. Yani delta H'ye eksi 76 demiş C seçeneğinde kilojül. Ama buraya baktığımızda delta H'nin artı değer, yani delta H eşittir artı 76 kilojül olduğunu görüyoruz. Haliyle bu seçeneğimiz yanlış. D seçeneğine de bakalım. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi 118 kilojüldür. Yani buradaki aktifleşmiş hale gelmiş kompleksimiz 118 kilojüldür. Doğru. E seçeneği, tepkimenin gerçekleştiği ortamın sıcaklığı azalır. Bu da doğru. Çünkü endotermik olduğu için ortamda ısı alır. Doğru cevabımız C seçeneği. Soru 13. Yukarıda verilen tepkimelerden hangisinin denge ifadesi yanlış verilmiştir? Denge ifadesini yazarken fiziksel hallere direkt bakıyoruz. Gaz, burası katı, bunu hariç tutmamız gerekiyor. Buraya baktığımızda hariç tutulmamış. Artı oksijen üzerinde de 2 yazılmamış. Haliyle yani bu olmaması gerekiyordu karbonun. O zaman birinci bölümde verilen denge ifademiz yanlış. Buraya bir çarpı yapalım. 2 diye baktığımızda katıyı atıyoruz. Bunu dahil etmiyoruz. Katı, bunu da dahil etmiyoruz denge ifadesine. Sadece karbondioksit var. O zaman Kc eşittir karbondioksitin konsantrasyonu. Bunu doğru vermiş. 3. Hidrojen gaz, klor yine gaz, hidrojen klorür gaz. Denge ifademiz kat sayısı 2 doğru. Evet, bu da denge ifademiz doğru. 4.
Dörtte şurada suda yazmış, bunu dahil edeceğiz. Gümüşü katmıyoruz. Katı olduğu için bakırı yine katmıyoruz. Katı olduğu için gümüş iyonunu katıyoruz. Sadece bu ikisi. O zaman bu da doğru. 5. Kükürt dioksit gaz haline dahil ediyoruz. Gaz dahil ediyoruz. Dahil ediyoruz. Katsayılarda yine kükürt dioksitin 2, kükürt dioksitin yine 2 katsayısı. Haliyle bu da doğru. Doğru cevabı A, yanlış verilmiş. Birincisi. Soru 14. Sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta tepkimesi 3 mol A ve 5 mol B gazları ile başlamaktadır. Sistem dengeye ulaştığında kapta bulunan toplam 6 mol gazın basıncı 12 atmosfer olmaktadır. Buna göre kısmi basınçlara bağlı denge sabiti kaçtır? İlk önce tepkimenin denklemini yazalım. Daha sonra bizim elimizde olan 3 mol A ve 5 mol B olduğu burada soruda verilmiş. N mol azaldığını A'dan N mol azalırsa şuradan N mol azalırsa B'den de 2 N mol azalacaktır. Neye göre söylüyorum ben? Tepkimeye göre. Burada 1 var. 1'e 2 oranında. Bundan 1 mol azalırsa bundan 2 mol azalır. N mol azalırsa 2 N mol azalacaktır. Peki C'den de artış gerçekleşecek. Ürünler kısmında çünkü 2 N mol artacaktır. Dengeye geldiğinde 3 mol vardı. Şunları sileyim. 3 molden n mol ürüne dönüştüğü için 3 eksi n mol. 5 eksi 2 n molde B maddesinden. 2 n mol C maddesinden var dengede. Bunun toplamı 6 mol olarak vermiş. 6 mol toplam gaz miktarımız. 6'ya eşitlediğimizde bunu şekilde topladığımızda N'i 2 buluyoruz. Şimdi N'i 2 bulduktan sonra burada yerine yazdığımızda 2 yazdığımızda şuraya 3 eksi 2 1. 1 mol A varmış. 5 eksi 2 n yani 2 çarpı 2 4 5 eksi 4 eşittir. 1 mol B'den. C'yi hesaplayalım. C'nin mol sayısını. 2 neydi? 2 n. 2 çarpı neyi 2 bulduk? 2 çarpı 2 4 mol. Buradan basınçlarını da hesaplayabiliriz. Toplam basıncımız 12 atmosfer. 6 mol toplam bizim gaz miktarımız. 12 atmosferlik basınç yapıyor. 1 mol gazın yapacağı basınç 6 mol 12 atmosfer basınç yaparsa 1 mol 2 atmosfer basınç yapar. Yani buradaki A'nın yapacağı basınç PA diyelim eşittir 2 atmosfer bulduk. PB'yi bulalım. PB eşittir 2 atmosfer. Yine aynı yerden yola çıkarak 1 moldü. B'miz 1 mol. Bu A 1 mol. B o da 1 mol. O da 2 atmosfer. Aynı. O da 2 atmosfer. C'miz 4 mol. C için yapalım. 4 mol gaz. Şimdi 6 mol 12 ise 4 mol ne yapar? 8 atmosfer. Bakın bunların toplamı 12 atmosfer. Doğru, sağlamasını da yaptık. C'yi de bulduk. Yerine koyduğumuzda K basınç KP eşittir. P karbon karesi bölü PA çarpı PB'nin karesi. Yazalım yerlerine. 2 atmosfer. C 8 atmosfer, 8'in karesi bölü 2 atmosfer, 2'nin karesi çarpı 2. KP'ye eşit. Şurayı 8 bölü 2'nin karesi olarak yazacak olursak 4'ün karesi yukarıda bölü 2.
KP eşittir 4'ün karesi bölü 2. O da eşittir 16 bölü 2. KP'yi 8 buluyoruz. D seçeneği. Soru 15. Yukarıda bazı tepkimeler ve denge sabitleri verilmiştir. Aynı sıcaklıkta tepkimesinin denge sabiti KC kaçtır? Bu iki tepkimeyi kullanarak alttaki tepkimeyi elde etmemiz gerekiyor. Birinci tepkimede azot dioksit sağ tarafta. İkinci elde etmemiz gereken tepkimede de yine sağ tarafta. Ters çevirmiyoruz tepkimeyi. Ama katsayısı 2. Burada 2. Burada ise 1. O zaman biz bunu 2 ile çarpıyoruz. Bunu 2 ile çarpıyoruz. 2 ile çarptığımızda KC1'i 6'nın karesini alıyoruz. Yani bunu 2 ile çarpmak, burada ise KC'nin karesini almamız gerekiyor. İkinci tepkimeye geçelim. İkinci tepkimede birincisi diazot tetraoksit sol tarafta tepkime girenler bölümünde. Burada ise sağ tarafta ürünler bölümünde tepkimi ters çevirmemiz gerekiyor. Yani KC2 o zaman ters çevirdiğimiz zaman 1 bölü 4 oldu. İkincisi buradaki katsayımız 1, burada ise 2. Biz bunu bir de 1 bölü 2 ile çarpmamız gerekiyor. Bunun anlamı üzerine 1 bölü 2 yazıyoruz. Kısaca şöyle yaptığımız işleri tekrar edelim. Birinci tepkime 2 ile çarptık. KC 36 oldu. İkinci tepkime ters çevrilir ve 1 bölü 2 ile çarpılır. İkinci tepkime yani 4 ters çevirdiğimiz için 1 bölü 4 oldu. Burada gördüğünüz gibi 1 bölü 4 oldu. 1 bölü 2 ile çarptık diyor. Üzerine 1 bölü 2 yazıyoruz. KC'nin üzerine 1 bölü 2 yazıyoruz. O da 1 bölü 2 bulmuş oldu. Daha sonra bunları topluyoruz. Topladığımızda, alt alta topladığımızda bu tepkimeler toplandığında bu tepkimeyi elde ediyoruz. Bunların toplanması demek ise çarpımı, KC'lerin çarpılması anlamına geliyor. Oradan da sonucumuzu 18 buluyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Soru 16. Tepkimesinde sabit sıcaklıkta 2 litrelik kapta 2 mol hidrojen, 4 mol klor ve 4 mol hidrojen klorür gazları dengededir. Tepkime ortamına kaç mol klor gazı eklenirse hidrojen klorür gazının denge halindeki mol sayısı 6 olur. Tepkimeye bakarak biz KC'yi hesaplayalım. KC eşittir hidrojen klorür gazının karesi bölü hidrojen gazının derişimi çarpı klor gazının derişimi. 2 mol hidrojen varmış. Hidrojenin molaritesi 2 bölü 2. Onlar da şu şekilde hazırlamıştık. 1 molar hidrojenin derişimi, klorun derişimi 2 molar, hidrojen klorürün derişimi 2 molar. Burada yerine yazdığımızda KC'yi 2 buluyoruz. Peki soruda 6 mol olması için, hidrojen klorürün mol sayısı 6 mol olması için ne kadar klor eklenmelidir? Burada ekleyeceğimiz klor için genelde artı N diyoruz. Yani N mol klor ekleyeceğiz. Onun için de ilk önce tepkimeyi yazalım. Birinci dengede ki mol sayıları 2 mol hidrojen var, 4 mol klor var, 2 mol de hidrojen klorür gazı var. N mol klor ekliyoruz. Ve 6 mol hidrojen klorür gazı, ikinci dengede 6 mol hidrojen klorür gazı olması gerekiyor. Şimdi 6 mol olması için 4 mol vardı. 2 mol daha oluşması lazım. Şimdi 2 mol oluşması için 1 mol klordan harcanması gerekiyor. 1 mol hidrojenden de harcanması gerekiyor. Bunu neye göre söylüyoruz? Buradaki 2'ye
1 ve 1 oranına bakarak söylüyoruz. Daha sonra bunları topladığımızda yeni dengede 2 mollü 1 mol azaldı, 1 mol hidrojen gazı oluştu. 4 moldü n mol ekledik, 4 artı n mol, 1 mol de azaldı, 3 artı n mol de klor gazı, 6 mol de hidrojen klorür gazı, zaten onu vermiş sorumuzda. Buradan mollerden biz denge bağıntısına geçemiyoruz, onu molaliteye çevirelim, 2'ye böleceğiz hepsini. Hepsini 2'ye böldük, 0,5 mol hidrojenin değişimi oldu. Öbürü 3 artı N bölü 2 olarak bulduk. Hidrojen klorür gazınınkini ise 3 molar bulduk. Bunu da denge bağıntısında 2'ye eşitleyeceğiz. Denge sabitini 2 bulmuştuk. Buradan da N değerini 15 mol olarak buluyoruz. Kaç mol eklenmelidir sorusunun cevabı D seçeneği 15 mol klor gazı eklenmelidir. Soru 17. Tepkimesine ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Birincisine bakalım. Tepkimenin hızını ikinci basamak belirler. Burada baktığımızda evet, eşik enerjisi en yüksek olan burada 90 kilojülle gelmiş olan şuradaki basamak, ikinci basamak tepkime hızını yavaş basamaktır. Tepkime hızını o belirliyor. Tepkimeye girenlerin burayı aşıp ürünlere ulaşması diğerlerine göre daha zordur. Birinci ifademiz doğru. İkinci ifadede tepkimenin hız bağıntısı şeklindedir demiş. Buradaki katsayıların direkt hız bağıntısına yazılmış. Halbuki tepkimemiz 3 basamakta gerçekleşiyor. Bu 3 basamağın toplamı olarak yazılmış burada. Buradaki toplam tepkime. Biz bu şekilde yazamayız. Yani ikinci basamağı bilmemiz gerekiyor. Ona göre hız bağıntısını yazmamız gerekiyor. İkinci ifademiz yanlış oluyor. Üçüncü ifademizde tepkime entalpisi artı 20 kilojül demiş. Burada egzotermik bir tepkime, aradaki fark 20 kilojül doğru, fakat delta H yazarken eksi 20 kilojül yazmamız lazım. Burada artı yazmış, bu da yanlış. 4 tepkime egzotermiktir, doğru. Doğru cevabımız 1 ve 4. C seçeneği. Soru 18. Tepkimesi hareketli sürtünmesiz pistonlu bir kapta T sıcaklığında dengededir ve Kc değeri 0,3 mol kare bölü litre karedir. Aynı sıcaklıkta kabın hacmi yarıya indirildiğinde ifadelerinden hangileri doğrudur? İlk önce kabı yarıya indirmek, yani basıncı arttırmak, iki kat arttırmak. Arttırdık, basıncı arttırdık. Haliyle bütün kabın içindeki gazların konsantrasyonu arttı. Bu artıştan sonra Le Chatelier prensibine göre burada basıncı arttırdık. Basıncı arttırdık. Tepkime ne tarafa doğru kayacağını belirlememiz gerekiyor. Tepkimemiz basıncı arttırdığımız için sol tarafa, yani az sayıda taneciğin az sayıda olduğu tepkimeye girenler bölümüne kayacak. Burada çünkü 2 tanecik var. Burada ise 4 gaz taneciği var. 2'ye 4 oranı var. Sola kayacak. O zaman amonyak gazında bir artış, şurada görüldüğü gibi amonyak gazında bir artış, diğerlerinde ise bir azalma gerçekleşecek. Konsantrasyonlarda yavaş yavaş bir azalma. Burada altını tekrardan çiziyorum. Evet, birinci de denge bozulmaz diyor. Evet, birinci de denge bozulmaz diyor. Birinci de dengenin bozulduğunu görüyoruz. Grafikte de. 2, Kc değeri olan 0,3 mol kare bölü litre kare değişmez. Evet,
Sıcaklığı değiştirdik mi? Aynı sıcaklık demiş. KC değeri değişmiyor. Doğru. Denge bozuldu. Bu yanlıştı. 3. Hidrojen gazının mol sayısı artar. Şimdi hidrojen gazının konsantrasyonunu arttırdık ve giderek azaldığını görüyoruz daha sonra. Bu azalma mol sayısında azalma olduğunu şurada görüyorsunuz. Şurası yanlış. 4'te hidrojen gazının derişimi artar. Evet, hidrojen gazının derişimi şurada yükseldi. Daha sonra tekrar inişe geçti. Bu tekrar eski haline gelmesi söz konusu değil. Yani oraya ulaşması söz konusu değil. Gazının derişimi artar ifadesi doğru. O zaman doğru ifadelerimiz 2 ve 4. Doğru cevabımız D seçeneği. Soru 19. Tepkimesinde karbonmonoksit derişimini azaltmak için bir sabit hacimde sıcaklığı artırmak, 2 aynı sıcaklık ve hacimde kaptan bir miktar daha karbon uzaklaştırmak, 3 aynı sıcaklıkta uygulanan basıncı azaltmak, 4 aynı sıcaklık ve hacimde kaba bir miktar daha karbondioksit eklemek. Uygulamalarından hangileri yapılmalıdır? Bir de sabit hacimde sıcaklığı arttırmak. İlk önce tepkimemizi tekrardan yazalım. Tabii bu sefer yazarken buradaki tepkime entalpisindeki Q değerinde ürünler ya da tepkime girenler bölümüne yazmakta fayda var. Burayı arttırdığımızda tepkimemiz sola doğru kayacak. Karbonmonoksit miktarımız da azalma görünecek. Yani şöyle karbonmonoksit değişimi azalır. Doğru. 2'de aynı sıcaklık ve hacimde bir miktar daha karbon uzaklaştırmak. Burada da karbon katı halde, fiziksel hali olarak katı halde olduğu için tepkime eğer dengedeyse, sıcaklığı da değiştirmiyorsak, karbon eklemek ya da karbon uzaklaştırmak dengeyi değiştirmeyecek. Herhangi bir değişme söz konusu olmayacak. Değişmez diyoruz. 3'te aynı sıcaklıkta uygulanan basıncı azaltmak. Basıncı azaltmak yani hacmi arttırmak. Bunun için bir grafiğimizi incelememiz lazım. Değişimi azalttığını, niye azalttığını görmemiz için. Grafiğimize baktığımızda burada hacmi azalttığımız zaman değişimde hızlı bir düşüş meydana gelecek. Düşüş meydana geldi. Değişim düştü. Daha sonra tepkime üzerinde göstereyim. Basıncı azalttık. P'yi azalttık. Hacmi arttırdık. Burada tepkimemiz ne tarafa doğru kayacak? Ürünler bölümüne. Çünkü sol tarafta bir tanecik var. Gaz taneciği 1. Bunu zaten katmıyoruz. Burada ise 2 tanecik var. Tepkimemiz, düzeltiyorum, sağ tarafa doğru kayar. Çünkü 2 taneciği basıncı azalttığımız için şöyle sağ tarafa doğru haliyle karbon monoksit miktarında artış gerçekleşir. Fakat buradaki mol sayısında artış gerçekleşir. Mol sayısı olarak. Fakat derişime baktığınız zaman derişimde ise tekrar eski hale burada uygulanan basınca karbon monoksit derişiminden bahsediyor. Tamam, karbon monoksitin mol sayısı artıyor. Artış gösteriyor. Doğru. Fakat derişim hiçbir zaman eski haline gelmiyor. Derişim düşmüş oluyor. O zaman karbon monoksitin derişimi azalır. Doğru. Bir de doğruydu cevaplarımız arasında. 4'te aynı sıcaklık ve hacimde kaba bir miktar daha karbondioksit eklemek. Sıcaklık aynı, basınç aynı. Karbondioksit eklediğimizde tepkime sağa doğru kayacak. Karbon monoksit miktarı da artacak. Konsantrasyonu artacak. Bizden azalan şıkkı bulmamızı, şıklarını bulmamızı istiyordu. Grafikten inceleyelim. Karbondioksiti ekledik. Miktarını arttırdık. Daha sonra karbon monoksitte dengeye ulaşana kadar giderek bir artış olduğunu, konsantrasyonunu grafikte de görüyorsunuz.
O zaman doğru cevabımız 1 ve 3. C seçeneği. Soru 20. Aşağıda verilen tepkimelerin konjüge asit baz çiftliğini bulup altlarına yazınız. A'da amonyakla suyun tepkimesinden amonyum iyonu ve hidroksit iyonu oluşmuş. Buradaki konjüge asit baz çiftliğinde amonyak proton aldığı için sudan, bir adet proton aldığı için, hidrojen aldığı için baz. Su asit, proton verdiği için. Burada ise tersi tepkimede, yani bu tarafa da olan tepkimede amonyum iyonu hidroksite proton verdiği için, hidrojen verdiği için, hidrojen iyonu verdiği için asit. Bu da hidroksit iyonu da aldığı için baz. Asit baz çiftlerimiz bu şekilde. B'de karbonik asitle su arasındaki tepkimede yine şurayı düzelteyim. Şurası karbon olacak. Evet. Bir karbonat iyonu ve hidronyum iyonu oluşmuş. Burada proton veren asit, alan su baz. Burada bu tarafa olan tepkimede ise asit olan hidronyum iyonu asit. Bu da baz. Asit baz çiftleri de bu şekilde yazılıyor. Yani şunla asit baz, birinci asit baz çiftimiz, bu da ikinci asit baz çiftimiz. Burada da asit baz çiftlerimizi bu şekilde yazıyoruz. Soru 21. 50 mililitrelik hidroklorik asit sulu çözeltisi 0,1 molar 25 mililitre sodyum hidroksit sulu çözeltisi ile karıştırılıyor. Karışımın pH değeri 7 olduğuna göre A. Hidroklorik asit çözeltisinin derişimini hesaplayınız. B. Oluşan tuz asidik, bazik ya da nötr müdür? Onu bulunuz diyor. C'de de hidroklorik asit ve sodyum hidroksit kullanarak tampon çözelti oluşturulabilir mi? Onu soruyor. A seçeneğini ilk önce hesaplayalım. Burada elimizde 0,1 molar verilmiş sodyum hidroksit ve 25 mililitre olduğu belirtilmiş. Hidroklorik asitin molaritesini bilmiyoruz. Ve pH değerini vermiş bize. 7 vermiş. Yani buradan şunu anlıyoruz. pH değerini. pH'ı da 7. Yani nötr. Bu ne demek? Bu ikisini karıştırdığımız zaman buradaki hidrojen iyonu derişimiyle buradaki hidroksit iyonu daha doğrusu mol sayıları, derişim demeyelim de mol sayıları birbirine eşit ve nötral, tam bir nötralleşme gerçekleşiyor. Oradan formülümüzü ilk önce tepkimemizi yazalım. Tepkimemiz burada bu şekilde molaritesi soruluyor. Hidroklorik asitin molaritesi sorulmuş. 50 mililitre olduğu verilmiş. 0,1 molar sodyum hidroksit o da verilmiş. 25 mililitre olarak mol sayıları hani nötr olduğunu belirtmiştik. Hidroklorik asitin mol sayısıyla sodyum hidroksitin mol sayıları birbirine eşit. Mol sayılarını da nasıl bulacağız? 0,1 molarla 25 mililitreyi çarpacağız. Tabi burada mililitre, biz bunu şöyle de yazabilirdik. 0,05 litre çarpı hidroklorik asitin derişimi eşittir 0,1 molar çarpı 0,025 litre. Yani litre ile moları çarptığımızda mol buluyoruz. Ama eşitlik olduğu için mililitre de alabiliyoruz. Orada bir çözümde bir hata oluşmuyor. Oradan biz hidroklorik asitin molaritesini 0,05 molar olarak hesaplıyoruz. A'yı bulduk. B'de oluşan tuz asidik, bazik ya da nötr müdür sorusunun cevabı ise pH'imiz zaten, gerçi pH ile açıklamıyoruz bunu. Kuvvetli asitte kuvvetli bazın nötralleşme tepkimesinde oluşan tuz nötrdür. Yani oluşan tuzumuz burada sodyum klorür, bu da nötr.
Biri zayıf olsaydı o zaman farklı olacaktı. Nötr olmayacaktı. C seçeneğinde hidroklorik asit ve sodyum hidroksit kullanarak tampon çözelti oluşturulabilir mi? Tampon çözeltileri oluşturmamız için ya zayıf asite ihtiyacımız var ya da zayıf baza ihtiyacımız var. Yani ikisinden biriyle biz tampon çözelti oluşturabiliriz. Ve onun tuzuyla, yani zayıf asit artı onun tuzu, bununla tampon çözelti oluşturur. Ya da zayıf baz artı onun tuzu. Ha, başka yöntem var mı tampon çözelti hazırlama? Evet. Zayıf asite kuvvetli baz, bir miktar kuvvetli baz koyarak da o elde edilebiliyor. Kitabımızda bununla ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Evet. B kuvvetli asidin tuzu nötrdür dedik. C'de de zayıf aside kuvvetli baz eklenirse tampon çözelti oluşur. Ya da burada diğerlerinde olduğu gibi tampon çözelti oluşabilir mi? Hayır, oluşamaz. Hayır, oluşamaz diyorsunuz. Evet. Soru 22. 25 santigrat derecedeki su çözeltilerle ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Hidroksit iyonu derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar, bunu vermiş. Hidrojen iyonu derişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 molardır demiş. Eğer yani hidroksit iyonu derişimi 2 10 üzeri eksi 4 ise hidrojen iyonu derişimi de budur demiş. Biz bunun için kullanacağımız eşitlikler neler? Birincisi, bir çözelti, sulu çözeltinin 25 santigrat derece sıcaklıkta 10 üzeri eksi 14 hidrojen ve hidroksit iyonun değişiminin çarpı 10 üzeri eksi 14 olması lazım. Bakalım öyle mi? Çarpalım. Burada 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardı. Çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 11 molar. Çarptığımızda 2 kere 5, 10 çarpı 10 üzeri eksi 15, yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Evet, doğru. 2 pH 2 ise hidroksit iyonu derişimi 10 üzeri eksi 12 molardır. pH 2 ne demek? pH eşittir 2 eksi logaritma hidrojen iyonunun derişimiydi. O da 10 üzeri eksi 2 molar. Yani hidrojen iyonu derişimi 10 üzeri eksi 2 molar. Hidroksit iyonu derişimi de 10 üzeri eksi 12 idi. Bu ikisini çarptığımızda 10 üzeri eksi 2 molar hidrojen iyonu derişimi çarpı 10 üzeri eksi 12 molar bize 10 üzeri eksi 14'ü verecek mi? Evet. 10 üzeri eksi 14 veriyor. Doğru. İkinci ifademiz burası da doğru. 3'te hidrojen iyonun derişimi 10 üzeri eksi 8 ise pOH 6'dır. Hidrojen iyonun derişimi 10 üzeri eksi 8 çarpı hidroksit iyonu derişimi 10 üzeri eksi 14 olması lazım. O zaman hidroksit iyonun derişimi, bunu böldüğümüzde 10 üzeri eksi 14'e 10 üzeri eksi 8 böldüğümüzde sadeleşme, burası eksi 6 olur. Hidroksit, tekrar yazayım. Eksi 10 üzeri eksi 6 yazdık. Bunu da eksi logaritmasını aldığımızda pH eşittir 6 buluyoruz. Bakıyoruz burada da 6 demiş. Bu da doğru. Herhangi bir yanlış yok üçünde de. Doğru cevabımız E seçeneği. Evet sevgili öğrenciler, sizin için hazırlamış olduğumuz sınava hazırlık sorularımızın çözümünün sonuna geldik. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum.